pandemiden önce ve pandemiden sonra diye dünyayı ikiye ayırdık zaten. Artık öyle yürüyoruz. Çünkü pandemiden önceki kalıplar ve değerler değişti. Yeni kalıplar ve değerler var. Dolayısıyla bunlara uyum sağlamak gerekiyor. Şimdi bugün itibariyle finans sektöründe, bankacılık sektöründe, sigorta sektöründe, turizm sektöründe ve hizmet sektöründe acaba yeni arayışlar, yeni gelecekler nasıl tayin edilebilir? Yeni geleceklere uyum sağlamak için neler yapılması gerekiyor? Bazı yeni kriterler aranması gerekiyor. Sadece üretim bakımından değil, sadece erişim bakımından değil, aynı zamanda insan kaynakları bakımından da bazı adımların atılması gerekiyor. Bu konularda reel sektöre, bankacılık sektörüne, finans sektörüne önemli danışmanlık hizmetleri veren Çiğdem Güven bizimle birlikte. Hoş geldiniz Çiğdem Hanım. Hoş bulduk. Teşekkür Biraz ederim. Biraz kendinizden bahsedebilirseniz izleyicilerimiz sizi tanısınlar. Sonra neler yapabileceğimizi konuşacağız. Evet. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi mezunuyum. İhtisasım da finans üzerine. Garanti Bankası'nda uzun yıllar kurumsal bankacılık, ticari bankacılık yaptım. Hem genel müdürlükte hem şube müdürlüğünde bulundum. Daha sonra Cengiz Holding'de CFO'luk yaptım. Sonrasında da kendi işimi kurdum. Son 10 yıldır da yönetim danışmanlık, koçluk, mentorluk programlarını yürütüyorum. Evet. Peki bankacılık sektöründe çalışmak mı zor? Çünkü bankacılık daha kurumsal bir yapı. Reel evet. sektöre geçiş yaptığınız dönem mi? Hangisi daha çok tercih edeceğiniz bir çalışma? İkisi de çok farklı deneyim, çok öğretici işin doğrusu. Her ikisinde de sürekli yenilendiğimi hissettim. Dolayısıyla her ikisinin de ayrı önem ve güzelliği var. Yalnız tabii kendi işimi yaparken mutluluğum daha iş tatmini çok yüksek oluyor. Çünkü yaratıcılık yani bankacılık çok yüksek. Ve sigortacılık, finans evet. sektörüyle ilgili işleri daha böyle şevkle yapıyorum diyorsunuz. Dışarıdan evet böyle daha yaratıcı çözümler üretmek çok heyecan verici. Evet. Peki şimdi neler yaptığınızı, ne tür danışmanlık hizmetleri verdiğinizi, felsefenizi ve geleceğe evet. dair tasarımlarınızı bizimle paylaşır mısınız? Evet. Şimdi şöyle Ali Bey, yönetim ve danışmanlık programlarında, gelişim programlarında kurumsal dünyada çok önemli yatırımlar yapılıyor. Yetenek havuzlarında çok önemli çalışmalar yapılıyor. Bununla ilgili geçirdiğimiz COVID dönemi sonrasında, pandemi dönemi sonrasında da birçok farklılıklar söz konusu, yetkinlik arayışları daha farklılaşıyor. Kişilerin, her birimizin, her profesyonel çalışanın olduğu gibi herkesin bu dönemden nasıl bir çıkarım, nasıl bir ders alması gerektiği konuşuluyor. Bunu hepimizin bilmesi ve buna göre hareket etmesi çok çok önemli. Örneğin bu dönemde neler öne çıktı? Evet. Teknolojist olma gibi hepimizin artık yaşımıza işte ben teknolojiyle Hatta doğmadım. Eğitimimize bakmaksızın. Bakmaksızın hepimizin kesinlikle teknolojist olması gerekiyor. Yani teknolojiye yatkın olması, teknolojiyle barışık olması gerekiyor. Dijital dünyaya uyum sağlayabilmek, değişime uyum sağlayabilmek. Bütün bu hızlı değişim, çünkü dijital aynı zamanda hızlı değişim demek. Bütün bu değişimle birlikte çevik bir şekilde de değişen koşullara ayak uydurabilmek. Bu hızlı değişim aynı zamanda hem dijital bolluk bereketi getiriyor ama aynı zamanda da kişilerin sürekli yenilenmesi, bıkmadan, usanmadan kendilerine ekstra yetkinlikler katması gerektiğini gösteriyor. Dolayısıyla da bu belirsizlik, aynı zamanda yetkinlik fazlalığı ihtiyacı da tabii ki bir stres ortaya çıkarıyor. Duygusal dayanıklılık, duygusal sağlamlık, Türkiye piyasasında, Türk iş piyasasında duygusal sağlamlık aslında hiç kötü değil. Avrupa piyasalarındaki yöneticilerle karşılaştırdığım zaman, çünkü bizler aslında bu geçirmiş olduğumuz deneyimler, kriz deneyimleri, geçmiş volatiliteler nedeniyle zaten bunlardan epey bir öğrendik. Tabii. Evet, aynen. Kaslarımız daha güçlü. Bunu şirket davranışlarında da, yönetici davranışlarında da görmek mümkün. Yani bu krizlerden çıktıların alınması, bu derslerin öğrenilmesi gibi. Yine bunun dışında bu dönemin getirdiği özellikle
gençlerle tecrübelilerin birlikte çalışması ve ortak akıl kullanımı, verimliliğin arttırılması, tecrübelilerin çok güzel tecrübe aktarımlarını yapıyor olması, gençlerin de o gençliklerinin, kendi nesillerinin verdiği yetkinlikleri tecrübeli yöneticilerine aktarıyor olması. Yani karşılıklı birbirinden öğrenme diyelim. Bir çaprazlamadan bahsediyorsunuz değil mi? Bu çok önemli. Çapraz ilişkiden. Evet. Diyorsunuz ki gençler teknolojiyi çok yakından takip ediyor. Yazılım evet. sistemlerine aşina durumdalar. Evet. Yaşlılar bunlardan çok nasibini almamış olabilirler ama onların deneyimi de paha biçilemez. Bravo. Dolayısıyla evet. ikisini bir araya getirdiğimizde evet. her ikisinin birbirine öğretebileceği ve zaman içinde de bu verimliliklerini artırabilecekleri bir süreç geliştirebiliriz. Aynen. Bunu nasıl yapıyorsunuz mesela siz danışmanlık hizmetleri sırasında? Hiyerarşik çalışma, yani o hiyerarşik yapıyı daha yatay yapı olarak düşünmek lazım Ali Bey. Böyle ast-üst ilişkilerinin çok keskin olduğu ortamlar değil de iş tarafında hedeflemelerin belirlendiği, ölçümlemelerin belirlendiği, lider rolünün çok yukarıda değil, daha yatay organizasyonlarda yönetici yönetilen ilişkilerinin kurgulandığı, aynı zamanda uzaktan çalışma, hibrit modeller girdi hayatımıza. O burada da yine bu ölçümleme metotlarının, hedeflemelerin çok doğru ve yerinde olması ihtiyacını getirdi. O yüzden de iş dünyasında çokça duyuyoruz aslında koçvari liderlik, hizmetkar liderlik gibi kavramlar. Buradaki tanımlamaların özü hiyerarşinin daha az olması, kişilerin tecrübelerinden bağımsız bir şekilde kendi yetkinliklerini birbirlerine aktarıyor olmalarından bahsediyoruz aslında. Özü buna dayanıyor. Evet. Peki siz şimdi koçluk yaparken evet. bu katalizörlüğü nasıl sağlıyorsunuz? Çünkü yani bir genç ve tecrübesiz çalışanla, elemanla, evet. yaşlı, deneyimli bir elemanın elbette egosu da farklı oluyor. Dolayısıyla evet. ikisinin birbirini benimsemesi çok uzun zamana yayılıyor. Siz sanıyorum o süreci biraz kısaltıyorsunuz. Onu nasıl yapıyorsunuz? Birkaç örnekle anlatabilir misiniz? Mesela bunu organizasyonlarda şöyle yapıyoruz. Karşılıklı birbirinden öğrenme programları, tersine mentorluk programları çokça duyuyoruz mesela. Çok daha tecrübeli yöneticiler. Biz normalde ne biliyoruz? Yöneticimiz bize mentorluk yapsın, yöneticimiz bize öğretsin evet. diye. Böyle programlar yürütülüyor içeride. İnsan kaynakları tarafından özellikle çok sayıda istihdamı olan kurumlarda bunu organizasyonlar benimseyip içeride bu aktarımların birbirine yapılmasını sağlayacak programlar oluşturuyorlar. Örneğin 3 görüşme, 5 görüşme veya neyse bu pozisyonlara bağlı olarak da değişebiliyor. O kişinin belli aralıklarla üstüne o aktarımlarını yapması gibi çalışmalar yapıyor. Aslında buradaki temel amaç hiyerarşi, yani o alışık olunan kalıpların dışına çıkabilme ve yeni çalışma modellerini benimseme ve pek tabii ki bütün mesele kaynağın ve gücün performans lehine kullanılmasını sağlama. Organizasyonda bütün birimlerin ortaklaşa aslında yapmaya çalıştığı, özellikle insan kaynaklarının da bu anlamda lokomotif çalışmalar yürüttüğü durum, tüm kaynakların, tüm gücün şirket lehine verimli bir şekilde kullanılmasını sağlamak. Buna yönelik olarak da modeller oluşturuyorlar. Bu bahsettiğimde atölye çalışması bunun gibi. Siz bu tersine mentörlüğü bütün sektörlerde yapabiliyor musunuz? Yoksa bazı sektörleri seçerek mi yapıyorsunuz? Örneğin bankacılıkta bu yapılabilir evet. diyorsanız onunla ilgili bir örnek vermenizi rica ediyorum. Ya da bankacılıkta yapıyorum, şöyle yapıyorum. Turizm sektöründe yapıyorum, onu da böyle gerçekleştiriyorum hı hı. gibi. O yakınlaşmayı nasıl sağlıyorsunuz? Şimdi mesela bankacılık sektörü çok içerisinde olduğum için şöyle tabii, bir örnek verebilirim. Tabii tam da bildiğiniz yerden hiyerarşinin hiyerarşinin çok yüksek olduğu bir sektör baktığınız zaman. Buradaki uygulama şu şekilde, yeni giren üniversite mezunu arkadaşların İçeride hani böyle odasına bile çekinerek girdiğiniz aynen yöneticilere kendi deneyimlerini aktarıyor olmaları. Bunu tabii ki
bir yeni bir ters bir hiyerarşi ortamı kurarak değil ama o esnekliği sağlayarak o kişinin kendi yani deneyimini yine o seviyeyi koruyarak saygı çerçevesinde, sevgi çerçevesinde değil mi? Saygı çok çok önemli. Yani evet. Karşılıklı saygı çok çok önemli. Oradaki bütün mesele iş performansını artıracak esnekliği belli saatlerde o deneyimleri aktararak kişilerin birbirlerine aktarımı yapıyor olması. Turizm sektöründe de aynı şekilde. Burada önemli olan kişilerin birbirlerini anlamaları Ali Bey, dinleyebilmeleri, soru sorma becerilerini geliştirmeleri. Evet. Türk iş dünyasında çokça çalıştığımız konulardan bir tanesi her şeye ben biliyorum deme, soru sormayı, iyi soru sorabilmeyi öğrenmek, güçlü soru diye tanımlıyoruz bunları. Bunlar açık uçlu sorular oluyor. Daha çok karşı tarafın potansiyelini derinleştirebilmek, geliştirebilmek amaçlı bir iletişim modelini kurgulamaya, güçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü aksi takdirde her şey yöneticinin kendi dağarcığında, kendi bilgisinde. Ben biliyorum, ben anlatıyorum, siz yapın gibi oluyor. Oysa ki ortak akıl kullanımı, açık uçlu sorular sorulması, güçlü sorular sorulması ve öneriler, yeni öneriler, yaratıcılığın kullanılması hem şirketin inovasyonu açısından hem de yöneticinin gücü ve başarısı açısından son derece önemli. Burada yöneticinin gücü daha azalmıyor, yöneticinin gücü aslında artıyor. Daha da önemli bir noktaya taşınıyor. Yani gerçek anlamda belki yöneticilik oluyor, potansiyel kullanımı yapılıyor. Bir de şu var mesela bu özellikle altını çizmek istediğim, yaratıcılık çok önemli bir konu, inovasyon çok önemli bir konu. Dijital şu anda, dijital dünya, teknoloji, inanın çok büyük şirketler karşılarında birden çok hızla büyüyen rakipler görecekler. Tabii. Dolayısıyla buradaki en önemli konulardan bir tanesi müşteriyi anlamak, müşterinin çıktılarını ölçümleyebilmek, ona göre organizasyonların sürekli kendilerini yeniliyor olmaları ve inovatif yaklaşımlarla bu rekabeti yürütüyor olmaları. Dolayısıyla yaratıcılık, inovasyon son derece önemli iş dünyasında. Bunun için de bazı kurumlar şu uygulamaları yapıyor. Mesela öneriler platformu. Evet. Şirket içerisinde ne demek bu? Nasıl? Diyelim 15 bin, 20 bin kişilik bir istihdam sağlayan bir şirketten bahsediyoruz. Evet. Öneriler platformu kuruyor ve bu öneriler platformunda herkes bir şey şirketin yazıyor. İyiliği için bazı sorular hazırlanıyor. Örneğin neleri daha iyi yapabiliriz? Sizce hangi konuda ne tip bir ürün geliştirebiliriz? Sizce müşteri tarafında rekabette nasıl ayrışabiliriz gibi soru sormak çok önemli. Bu soruların dizaynını yapıyor bazı ekipler, genel müdürlük ekipleri diyelim. Ve bunu bütün istihdam, bütün sahaya yayıyorlar. Hem genel müdürlükte hem de sahada bu öneriler toplanıyor. Soruların cevapları alınıyor. Ve bunlar Ali Bey periyodik olarak belli sıklıklarda cevaplanır. Değerlendirmeye alınır. Bir değerlendirme komitesi olur şirkette. O yeni öneriler değerlendirilir. Şirket lehine olabileceğini düşündüğü önemli konular uygulamaya alınır. Ve öneriyi veren kişiye mutlaka şirket kurumsal bir dille geri dönüş yapar. Teşekkür eder. Bununla ilgili bilgilendirme yapar. Bu şirketlerin sürekli hem kendini yenilemesi hem de gerçekte o potansiyel, gerçek potansiyelin performansa dönüşebilmesine aracılık edebilecek en önemli uygulamalardan bir tanesidir. Bu dilek ve önerileri aktarma, onu ortamda paylaşma konusunda çalışma yürüttüğünüz bir modeli anlatabilir misiniz? Yani adını vermek zorunda değilsiniz. Verebilirsiniz de, o ayrı, o sizin bileceğiniz şey. Şöyle bir şirkette 5000 kişi çalışıyor ya da 3000 kişi çalışan bir şirkette böyle bir platform açtık. Evet. Platform açtıktan sonra şirketin verimliliğinde, karlılığında, cirosunda,
insan kaynakları konusunda şöylesi avantajları ortaya çıktı gibi. Yani bir çıktı, bir karne istiyorum bu konuyla ilgili. Bunlar tabii bütün şirketlerin bulunduğu sektör itibariyle, evet, istihdam yarattığı istihdam, yani şirketin büyüklüğü, birçok farklı değişken var. Dolayısıyla 2 kere 2 4 gibi bir şey söz konusu değil. Sadece bir gerçek bir uygulamadan bahsediyorum. Bu uygulamada bir öneriler platformu oluşturuldu. Sistemde bu bütün 15 bin kişiye, herkese açık, şeyden bağımsız, pozisyondan bağımsız, o işte müdür, genel müdür yardımcısı, şey genel müdür, bölge müdürü, gişe görevlisi, müşteri yönlendirme elemanı, her neyse pozisyon, o pozisyondaki bütün arkadaşlara bunlar açık. Ürün geliştirmeden şirketin kendini yenilemesine, herhangi bir günlük probleme kadar her türlü sorular soruldu. Bununla ilgili toplam kaç dakikasını alacağına dair bir şey de verildi. Açık uçlu sorular, öneriler platformu. Bir de burada öneri yapanlarla ilgili bir ödüllendirme sistemi de oluşturuldu. Dolayısıyla yani iyi önerilerin bir bonusla değerlendirildiği bir mekanizma öyle kurdunuz. Aynen öyle. Ve bu hem o potansiyeli hem potansiyeli şirket performansı lehine çevirme diyelim. Ve bunun bir ölçümlemesini finansal veri bazında yaptık ve sonucu şudur gibi söylemek mümkün değil. Ama şunu söyleyebilirim ki şu bulunduğumuz ortamda şirketlerin yaşaması için zaten bunu yapması şart. Tabii. Elbette. Peki bu sözünü ettiğiniz sistem aslında eskiden fabrikalarda, üretim yerlerinde biliyorsunuz bir dilek ve şikayet kutusu vardı. İşte oraya insanlar gelirdi. Yani imzalı ya da imzasız olarak yazarlardı ama o bir tedirginlik yaratırdı. Yani imzasından, yazı biçiminden, karakterinden tanımlanabilir diye çok böyle tedirgin olurdu ve o kutular genellikle boş kalırdı. Ama burada sanıyorum daha böyle demokratik bir ortam yarattınız siz anladığım kadarıyla. Öyle olması gerekiyor. Yani çünkü başarı demek, sadece lokal bir başarıdan bahsetmiyoruz. Başarının tanımında çok şey var. Rekabet, değişen koşullara uyum, bununla birlikte o rekabetin içerisinde güçlü yönlerin pekiştirilmesi, yeni yetkinliklerle donanması, çalışanların yetkinliklerinin arttırılması. O nedenle bunun içerisinde saygı var, birbirini anlama var, gelişim var. Mesela çalıştığım, danışmanlığını yaptığım bir bankada bir üst düzey çok görüşmeler oluyor tabii ki beklentilerle vesaireyle de ilgili. Kişilerin bankalı şirketin kendisinin yöneticilerine yaptığı yatırımın ötesinde kendisine yatırımının ne kadar önemli olduğunu sürekli altını çiziyorlar. O halde bütün profesyonel arkadaşlarım bu değişen koşullar içerisinde belirsizliği de işin içerisine aldığında şirketler nereye evriliyor, servis kanalları nereye evriliyor ve bu dönüşüm içerisinde kendilerini avantajlı kılabilecek, farklılaştırılabilecek, farklılaştırabilecek neler olabilir? Yani şu bardağı sürekli yenilemesi ve dolu tutması gerekiyor. Bununla ilgili de bugünden aksiyon alması gerekiyor. Çok teşekkürler Çiğdem Hanım. Çok yararlandık. Çiğdem Güven'le konuştuk, finans danışmanı. Şirketlerinizi daha verimli ve daha geleceğe hazır hale getirmek istiyorsanız mutlak surette bir danışma ve fikir oluşturma mekanizmasının kurulması gerekiyor. Bu kurulduğu takdirde şirketlerin ileriye daha istikrarlı yürüyebileceği ortada. Şimdi çok kısa bir ara.